Efendim herkese merhabalar, mutlu sabahlar, günaydınlar 360 ekranlarına. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Yeni Nesil Yayıncılık'ta ben anneyim de karşınızdayız yine. Harika bir gün olsun hepinize. Bugün ne konuşacağız? Bugün polikistik over sendromu deyince yaşayanlar biliyor ama nedir ne değildir öğreneceğiz. Kadın doğum hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Egemen Koyuncu bizimle beraber olacak. Kadın sağlığını konuşacağız bugün. Tüm sorularınızı altta gördüğünüz iletişim numaralarına mesaj olarak gönderebilirsiniz sevgili izleyiciler. Çoğunlukla polikistik overi konuşacağız. Acaba kaç kadından kaçında görülüyor ve nelere neden oluyor, tedavisi nasıl gerçekleşiyor? Ama onun dışında da sorularınız varsa kadın sağlığına dair alttaki numaralara gönderebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz. Hoş geldiniz hocam. Günaydın. Hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Polikistik over dedim hızlıca. Hı-hı. Çok böyle tıbbi duruyor ama artık her kadın biliyor. Evet, her kadın biliyor. Evet. Nedir? Bizim en sık gördüğümüz poliklinikte herhalde polikistik overdir. Ultrasonda hastaların %23'ünde gördüğümüz bir şey. Her iki yumurtalık biraz normalden irice görünüyor ve yumurtanın içinde 5 milimetrenin altında birçok küçük yumurta kisti. Yumurtacık aslında onlar. Kolye gibi yumurtanın içinde yerleşiyorlar. Hastalar bunu çok iyi tanıyor. Ancak tanı başka bir şey. Yani çünkü ultrasonda %23'ünde görüyoruz kadınların bunu ve kadınların %23'üne hasta demek biraz agresif ve evet, fazlaca olur tanı açısından. Sadece %9'u bir bulgu veriyor. Yani aslında sizin söylediğiniz polikistik over sendromu sadece %9'unda var hastaların. Hı. Bir kriter grubu var, Rotterdam kriterleri diye bir grup var. Bu diyor ki hastanın adetleri seyrek olmalı, yani yumurtlama sorunu olmalı. Ondan bahsedeceğiz. Ultrasonda polikistik görmeliyiz ve erkeklik hormonu varyantları ile ilgili şikayetleri olmalı. Yani tüylenmesi ya da sivilceleri, akneleri olmalı kadınların. Bu üç grup olmadan sendrom diyemiyoruz. Ne diyoruz? Ultrasonda gördüm ama kadının adetleri düzenli. Bu bir bulgu. Sadece bulgu. Hmm. Dolayısıyla her kadının polikistik over diye tanımlamak bu anlamda %23 için doğru değil. Evet, biz ekranda da bir taraftan görüyoruz hani yumurtalardan bahsetmiştik, evet, az önce. Evet. Kadın olarak tabii ki her insan olarak kendi anatomimizi bilmemiz gerekiyor. Özellikle doğurganlık yaşına gelmiş bir kadın değil mi? Evet. Düzenli muayenelerde aniden karşılaşabildiğiniz bir şey. Çok genç yaşlarda da görülüyor. Bunun bir yaş skalası yok aslında herhalde. Aslında bu genç kadın hastalığı. Değil mi? Çünkü yumurtalık rezervi azaldıkça şey çözülüyor, ultrason problemi çözülüyor. Burada ekranda gördüğünüz şeyde sağ tarafta o kesitin içinde bir sürü küçük yumurtacık var. Onlar yavaş yavaş 35 sonrası özellikle azaldığında artık hastayı polikistik görmüyorsun. Bulguları da, yani hastaların şikayetleri de daha çok üretken döneme ait. Yani hormon aktif döneme ait bulgular. Evet. Aslında bahsettiğiniz o küçük küçük kesecikler deyince, polikistik over deyince ben eski bilgilerime dayanarak soracağım. Fazla yumurtlamak gibi bir şey değil, değil mi? Aslında tamamen öyle değil. Öyle hiç de bir yumurtlayamamak oluyor, ya da az yumurtlamak. Çünkü Hı-hı. bu keseciklerin her birisi 5 milimin altında ama aralarında bir tanesinin dominant, yani baskın yumurta haline gelip de yumurtlama olması çok her ay mümkün olmuyor. Bunun sebebi şu: yumurtanın içinde erkeklik hormonlarından zengin bir düzen var polikistik overde. Biz normalde testosteronu östrojene çevirerek çalışıyoruz vücutta. Özellikle lütenizan hormon diye bir hormon var. Bu görevi yapıyor. Ama polikistik overde hormonların dengesi değiştiği için LH lütenizan hormon yükseliyor ve FSH düşüyor. Bunun anlamı şu: yumurtaların bir tanesi seçilip düzgün bir yumurta haline gelemiyor. O yüzden kadın adet görmüyor. Yani polikistik overli kadınlar seyrek adet görüyorlar ama bunların birçoğu zaman içinde bu küçük yumurtacıklardan salınan östrojen artıyor. Rahim içi dokuyu kalınlaştırıyor ve kırılıyor rahim içi doku. Aslında yumurtlaması olduğu için adet görmüyor kadın. Tamamen uzun süre rahim içi doku kalınlaştığı için adet görüyor. O yüzden de biz bu kadınların bir kısmını çocuk sahibi olamama sorunuyla, bir kısmını
seyrek adet görme sorunuyla aslında kabul ediyoruz poliklinikler. Evet, size geldiklerinde düzenli adet olmuyorum ya da bebeğim olmuyor gibi şikayetler, evet, sonucunda değil mi? Evet, test yani yaşa bağlı. Ergende, evet, anneler getiriyor. Onlar işte adetleri çok başladı. Var. Evet, çok tüylenme var. Aknesini gideremiyorum. Zaten 2-3 ayda bir adet görüyor çocuklar, hı-hı, diye. Şeyde farklı, o doğurganlık dönemindeki şikayetleri farklı. Aslında buna göre de tedaviye yaklaşımı belirlemek gerekiyor. Buradaki temel sorun şu aslında. Polikistik over bir metabolik sendrom. Tek başına ultrasona baktım, burada işte bir sürü kistik var. Kadının adette seyrek biraz tüylenmesi var deyip çıkamayacağımız bir şey. Bu vücutta ciddi bir metabolik sendrom. Aslında uzun vadede bu genç kadınların diyabetik, yani şeker hastası, hipertansif, hipertansiyonla hasta olmalarına aday, hatta yüksek östrojen sebebiyle ileri yaşlarda safra kesesi hastalıkları, kolon kanseri ve rahimci doku kanserleri riskinde ve dahi meme kanserinde riskinde artış demek. Dolayısıyla biz bu metabolik sendromu önce kontrol altına almalıyız. Bütün dünyada ama herhalde bizde daha çok yaşam biçimi değiştirmek çok zor biliyorsunuz. Evet, İnsanların, evet, davranış paternlerini değiştirmek çok güç ama buradaki tedavi, yani yine konuşacağız tedaviyi ama, hı-hı, tedavi aslında tamamen bunun üzerine şekilleniyor. Metabolik yaşam şeklimizi değiştirecek. Evet, metabolik bozukluk. Belirtileri o zaman bir özetleyelim mi hocam? Çoğu seyrek adetle geliyor hastalık. Seyrek adet, düzenli görmemek. Düzenli görmüyor ama mesela zaman zaman düzenli görüyorum, bazen de geçiyor, günüm geçiyor diyor. Oradaki kısıt şu, 35 güne kadar normal kabul ediyoruz ya, 35 günün altın üstünde aslında, 35 gün aşan adetlerde seyrek adet görmüş oluyor kadın. Bu tabii onları çok, yani iki şey oluyor. Bir, seyrek adet görünce artık çocuk sahibi olamayacaklarına canı yürekten inanmaya başlıyorlar. Bir toplum baskısı var ne yazık ki bu konuda. Bir de adet önce sendrom, o premenstrüel sendromun şişkinliği, o sinirliliği onları çok yoruyor. Bu sebeple geliyorlar en çok. Bazen düzenli adet görüyorlar ama küçük aksamalarla beraber yumurtlama güçlükleri oluyor. Ama seyrek adette zaten yumurtlama güçlüğü oluyor. O zaman çocuk sahibi olamıyoruz diye geliyorlar. Bazen seyrek adeti çok umursamıyorlar ama tüylenme neredeyse erkek tipi olduğunda bazen çok rahatsız edici oluyor. Haklılar. Ve yüzde dekoltede ve sırtta çok ciddi akne görebiliyoruz. Bunlarla gelebiliyorlar. Tüylenme, sivilcelenme, seyrek adet görme gibi belirtiler. Evet. Genç yaşlarda peki geliyorlar. Herhangi bir evlilik yok, çocuk beklentisi yok ama ileride çocuğum olmayacak mı diye tabii anne ya da genç kız soruyor. Bu bence en önemli soru. Şimdi bizim neslimiz çocukluk çağı boyunca doğum kontrol yapı, adet düzensizliği yüzünden doğum kontrol yapıyla büyütülmüş bir nesil. Benim kendi yaşımda gördüğüm kadınların yarısından çoğu 8-10 yıl civarı böyle bir tedavi almış. Çocuklara, genç çocuklara doğum kontrol yapı vermenin bir tıbbi hata olduğunu düşünüyorum ben. Öyle mi? Çok agresif. Çünkü bu çocukların adetlerini düzenli görmeleri zorunlu değil. Yani bunu kavramsal olarak biraz daha normal ve doğal karşılamalıyız. Yani bu çocukların ovülasyon süreçleri, yumurtlama süreçleri oturana kadar bir miktar seyrek adet görebilirler. Bırakalım çocukları. Hangi yaştan bahsediyoruz? İlk adetlerini görüyorlar ya. 13-14. Yani umarım 13-14 biraz daha, şimdi biliyorsunuz. Öne mi geldi? 12'ye öne geliyor geldi, yani, evet, o çağın trendi olarak. O yaşlardan neredeyse 18-20'ye kadar çocukların hipofiz bezleriyle, yani beyinden bizim jinekolojik organlarımızı idare eden merkezle yumurtalıklar arasında bir aks var. Bunun olgunlaşabilmesi için bir vakit geçiyor. Bu arada çocukların bu metabolik sendroma meyilleri de var. Aslında biz doğum kontrol yapıyla çocuklara adet gördüğümüzde yanan ateşin üstüne basıyoruz. Ve ayağımızı kaldırdığımızda tekrar alevleniyor bu. Yani geçici bir çözüm bu. Santral sinir sistemindeki hormonları durduruyorsun doğum kontrol yapıyla ve yapay adetler elde ediyorsun. Burada tedaviye yönelik bir şey değil bu. Kür sağlamıyor asla. Düzene yani, sokucu, ilerisi için bir yatırım gibi değil. O anı değil, kurtaran, evet, bir şey oluyor. Aslında şimdi geleneksel tıbbın eleştirdiğimiz tarafı, biz hep hastalığa odaklanıyoruz ve bulguları çözüyoruz. Aslında temel nedenler orada çalışmaya devam ediyor. Biraz daha kaynağa yönelik bir tedavi yapmamız, yani nedenlere yönelik bir tedavi yapmamız gerekiyor, evet, burada. Ama işte bahsettiğiniz yaşlarda sivilce problemi için bile
doğum kontrol ilacı verilebiliyor. Evet, aslında orada kızlara androjenik hormonları, çocukların testosteronunu, böbrek üstü bezleri, birçok hormon var. Onlara bakılarak da biz onlara küçük yardımlarda bulunabiliyoruz. Bu arada ilk adetten bir iki yıl sonra aslında tercihen düzenli adetler başlayınca lazer epilasyonu da başlayabileceğini söylemek lazım ailelere. Hmm. Ama bu arada çocukların metabolik sendromu ile çalışıp onların yaşam biçimini değiştirip bir daha düzenli bir yapı sağlayabilmek lazım. Bu arada adet düzenlemek için tek yol doğum kontrol hapları değil. Bu kadınlar bu minik yumurtacıklardan dolayı ya da bu genç kızlar hep biraz östrojen düzeyleri yüksek geziyorlar aslında. Bunları normalize etmek için düzenli progesteron tedavileri de yapabiliriz zaman zaman. Bunlarla da adetleri çocukların ya da genç kadınların düzeline gelebilir. Evet. Farkındaysanız iki ayrı evet, grup. Bu ergen ve işte biraz daha yeni genç kadın profilinden, aha, biraz da çocuk sahibi olmaya çalışan kadın profilinden, evet, bahsediyoruz. Evet, polikistik over ama gerçekten karışık. Bir kadın doğum hastalığından nedenini biri. Hala bilmiyoruz bu arada. Evet, ben yani evet, bu arada açıklanabilir bir nedeni yok. Genetiği çok yüksek. Ailede varsa evet, olur. Yani en az yarısında ailelerde var. Böyle bakıyorsun aileye, annenin geçmişini sorguluyorsun ya da ablası varsa, küçük yaşta teyzeleri varsa hemen onu görüyorsun aslında polikistik over grubunda. Evet. Ama kader diyesi geliyor insanın. Çünkü öğrenebilir bir tarafı yok. Öğrenebilir. Yani şöyle davranayım da polikistik over olmayayım. Yok ama öğretilebilir bir tarafı ama var. Evet. Yani bunu çocuklar, ben son birkaç haftadır birkaç tane üst üste hasta gördüm. Çocuklar bir tanesi 16, bir tanesi 17 yaşındaydı mesela. Ya. O kadar küçükler. Artık bizim bebeğimiz olmayacak. Bize böyle söyledi gittiğimiz doktor diye geldi. Aslında doktorların tanımlaması da bu değil. Yani orada biz de bu konuşmayı biraz kötü de algılıyoruz bir ihtimal. Yani bu çocuklara bu temayı, evet, asla vermemek lazım. Siz vermeseniz internet o kadar kirli bilgilerle, evet, kaynıyor ki. Orada yazıyor polikistik overi. Tabii gencecik kızlar. Soru var hocam. Hı-hı. Hemen bir soruyla devam edelim. Sonra yaşam şeklini değiştirme, evet, ve tedaviden de bahsedeceğiz. Polikistik over hastası bir izleyicimiz var. Nasıl bir tedavi uygulayabilirim? Kilolu biriyim. Ameliyatı var mı diyor. Tam da biraz ondan bahsedeyim. Çok eski yıllarda biz ben 93-98 arasında yaptım iç sısımı çapada. O yıllarda yapılıyordu mesela. Ameliyat. Ovarian drilling diye bir şey var. Laparoskopik yolla batına giriyorduk. Yumurtalıkları elektrokoterle 8-10 adet elektrik akımıyla aslında yanık delik oluşturuyorduk. Buradaki amaç şuydu, o aşırı yumurta sayısını azaltmak ve oradaki androjenik, yani erkeklik hormonundan zengin olan düzeni, hmm, değiştirmek. Sonra anlaşıldı ki yumurtalıkta yaptığımız bu hasar yumurtalık rezervini azaltıyor. Hmm. Aslında uzun vadede, kısa vadede elde ettiğim bir 9 ay kadar bir iyilik hali dışında hiçbir getirisi yok. Bir de veg rezeksiyon diye bir şey vardı. Yumurtalıklardan kama şeklinde bir parça çıkarıp yine rezervi azalttığımız bir ameliyatlar. Bunlar artık tarihte kaldı. Şu anda sadece çok aşırı tüylenmesi olan çok kısıtlı bir grupta bu yumurtalıkta elektrik akımıyla bir miktar hasarlama düşünülebilir ama hani kaç tane hekim arkadaşım yapmıştır bilmiyorum, sayısı son derece az. Bir ameliyat tecrübemiz yok burada. Biraz tedaviden bahsedelim, evet, isterseniz. Ameliyattan bahsettik, vardır demiyoruz artık. Yok, o zaman izleyicilerimiz için. Yok. Ama nasıl bir tedavi uygulayabilirim demişken de ne yapmak lazım? Yaşam en şekli zorlu, değiştirmek. En zorlu kısmı, evet, bu. Şimdi hastalara zayıflamanız lazım, diyet yapmanız lazım. Kiloluymuş bir de izleyicimiz. Diyoruz ya. Hı-hı. Bu sadece bununla bitmiyor. Temel düşmanları var hepimizin beslenmesinin. Özellikle obeziteye meyleden ya da insülin direncine meyleden grubun. Tahıllar ve şeker hepimizin düşmanı. Ama bir yandan da bağırsakta opium etkisi var. Bu keyif verici maddeler saldığı için hep biz tahılı seviyoruz. Bu grubun iyi bir beslenme düzenine girmesi gerekiyor. Ancak sadece beslenmeyi azaltmak, dikkat edin, polikistik overli kadınların hiçbirisi sadece diyet yaparak zayıflayamaz. Çünkü o kalabalık yumurtalıktan, o küçücük yumurtalıkların hepsinden insülinle benzer bir büyüme faktörü salgılanıyor. Ve o insülin direnci oluşturuyor. Zaten kilo almaya meyilli ve metabolik hızları düşük ve yağ dokuları da bir miktar yüksek. O da insülin direncini artırıyor. Buradaki temel sorun aslında insülin direnci. Bunun için beslenmemizi düzenledik. Dokuların da besine olan ihtiyacını artırmamız lazım. Yani egzersiz yapmadan doku ben bu besini yakarım demiyor.
aslında. Hı-hı. Yani masa başında bir işte çalışıyorum ya da öğrenciyim, yemeğimi çok kıstım, neredeyse %50 kalorimi azalttım ama kilo veremiyorum dersek bunu başaramayız. Aslında sistem şöyle yürüyor, sac ayağı gibi yürüyor. Yani o Anadolu'da tepsi taşıyan üç ayaklı sistemler vardır ya. Evet. Diyor ki siz Kasnak. o diye sini galiba. Ha, sinin altındaki kasnak. Evet. Tripod Orada diyelim hadi. tripod gibi. Orada diyor ki egzersizini düzenlemek zorundasın. Beslenmeni yapmak, düzenlemek zorundasın. Evet. Ve belki de insülin direncini çözen bir grup destek tedavisi kullanılabilir. Bu şart değil ama bu sac ayağından, zayıf halkadan biri. Bunu yapmadığınızda zaten sistem çöküyor. Bu üçüyle beraber gitmek gerekiyor. O yüzden hepimizin belki web sayfalarında aradığımız, sanal dünyada aradığımız kısımda biraz daha yaşam biçimindeki değişikliklerle ilgili bölümlere odaklanıp, belki hastaların ve hekimlerin karşılıklı birbirine güven telkin edip uzun vakitler ayırıp bunu konuşması lazım. Ben Evet. sanırım en çok egzersiz konuşuyorum, dikkat ediyorum yani. Evet, En evet. çok bu konuda çabalıyorum. Çünkü çözmek çok zor. Evet. Peki şimdi kadın hastalıklarında yapacağım egzersiz ya da spor işte orayı nasıl çözsün ki deyip her şeyi tıptan beklememek lazım. Aslında dünya oraya gidiyor. Yaşadığımız bütün sağlık sorunlarında yaşam biçimi değiştirmeyle çok büyük adımlar atabiliyoruz artık, değil Çünkü mi? çok fazla şey geliyor. Mesela kan şekerini düzenleyen ilaçlarla geliyor hasta ve bunu talep ediyor, baskı yapıyor. Bu çalışmaz. Yani beslenmesi düzgün olmayan ve bunu yakmak için hareket etmeyen bir kadında istediğimiz kadar metformin grubu ilaç alalım. Yani bu kan şekerini yakmaya yönelik. Evet. Olmuyor. Bir noktada mutlaka tıkanıyor ve bunların hepsi aslında karaciğerimiz dahil vücudumuza yük. Bir de insan vücudunun fragil olduğunu ve aslında bu kadar çok ilacın bize bir sürü toksik yük Aynen yüklediğini de öyle. unutmamak Evet. lazım. Ve polikistik over daha çok kilolu kadınlarda görülür diyebilir miyiz o zaman? Kısır döngü. Ya Polikistik evet. overler daha kilolu oluyor. Kilolu kadınlarda polikistik over Polikistik artıyor. over kilo Bu yapıyor diyebiliyoruz o zaman. yapıyor. Kiloda İşte. polikistik over Aa, yapıyor. içinden Evet. çıkamıyor. Onu bir Evet, noktada eyvah. işte o kötü döngüyü bir noktada Kırmak kesmek lazım. gerekiyor. Evet. Şöyle oluyor ama küçük küçük tökezleriz. Yani aslında bazen gelişme çok lineer, doğrusal bir şey olmayabilir. Yani biz o Hı. gelişmenin içinde biraz dönüşerek değişiyoruz bence. Küçük hatalara, çok sinirlendim, bu haftada çok fena ekmek yemek istedim, makarnaya Hı. boğdum kendimi. Bunlar olabilir. Ama dönüp dolaşıp Kaçamaklar. bir noktada doğruyu buluyor mutlaka Evet. hastalar. Peki genç bir izleyicimiz var, yine bir soru soralım. Pınar Hanım 24 yaşında, polikistik over hastasıyım diyor. Adet düzensizliğim var. Evliliğimin 3. yılında doğal yollarla hamile kaldım ama zor oldu. Doğumdan sonra düzelir mi hastalığım? İkinci çocuğum da zor olur mu acaba? Zor gerçekleşmiş ama doğal bir Evet, hamilelik aslında 3 yıl yaşamış. uzun bir zaman. Yine de Hı. polikistik overde şöyle bir şey var. Zaman zaman da yumurtluyor kadın. O Ve bu anı demek ki süreçte işte tabii yani yakalamak, düzgün, evet. eğer sperm düzgünse ve tüpler açıksa kadın gebe kalabiliyor. Kalamaz demiyoruz aslında. Evet. Burada 3 yılda yakalamış hasta. Gebeliğin kür etkisi var. Çikolata kistlerinde de vardır. Evet. Burada da var. Daha sonrası gerçekten çok daha kolay oluyor. Burada Pınar'ın meğer kilosu ile ilgili, emzirme büyük silah kilo vermek Hı konusunda hep hı. söylüyorum. Evet. Kilosu ile ilgili kontrolü sağlarsa zaten bebeğin peşinde de büyük egzersiz yapacağı için bir sonraki gebeliğin çok daha kolay gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. İnşallah öyle olur. Şimdi polikistik over dışında sorular da var hocam Evet, ama tabii olur. asıl Seve konumuz seve. oydu. Polikistik over sorularından sonra diğer vaktimiz kalırsa sorulara da geçeriz. Polikistik over olup tedavi sonrası hamile kalınır mı? Yani hasta geldi, polikistik over sendromu tanısını aldı, tedaviniz oldu, şimdi hamile kalacaksınız gibi bir şey oluyor mu? En güzel grup bu. Hmm. Şahane bir grup. Çünkü polikistik over oldu. Hasta bizi çok iyi anladı. Hı. Metabolik sendromunu çözdük. Kendi kendine yumurtlamasını başlattık. Zaten çok iyi. Bunları yaptık ama hala yumurtlama tökezliyor. Küçük yumurtlama destekleriyle yine doğal gebeliğe bırakabiliriz. Yine tüpleri açıksa ve eşinin spermleri çok iyiyse. Evet. Bunları yaptık. Gebe kalınmadı hasta. Aşılama deneyebiliriz. Bütün bunlara rağmen gebelik olmayabilir. Bazen de bu sadece polikistik overe bağlı olmuyor. Yani başka biyokimyasal faktörlerden de etkileniyor. En son aşama olarak tüp bebek denenebilir. Yani polikistik overli kadınlar ben yaşam boyu gebe kalınmayacağım lütfen asla demesin. Böyle bir şey yok. Farkındaysanız en doğal yerden
en uzun yola tüp bebeğe geldik. Bu spektrumun herhangi bir tarafında kadınlar gebe kalabilir. Evet, bir umut hep var yani hep o zaman. Var, çok tamamen infertil demiyoruz evet. Yani. Peki 34 yaşında izleyicimiz, bir çocuk annesi. Çok ilaç içtim, hala geçmedi. Aile içinde yok polikistik over diyor ama amca kızım da var. Peki tedavi ne yapabiliriz? Ben de 15-16 yaşında başladım. Hocam çok teşekkür ederim, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki demiş. Çok teşekkürler izlediğiniz için. İşte aslında orada yine benzer bir tuzak var bahsettiğimiz. Çok ilaç içtimi durdurduğumuz zaman biz yeni bir yol açılacak önümüzde. Kavramsal olarak şeyi kabul etmek, yani değişim ilaçla gelmiyor Zeldan. Değişim tamamen burada başlıyor, zihnimizle geliyor. Çok okumak, çok dinlemek lazım ama ilaç bazen hepimiz için biraz kolaya kaçmak. Buradan çıkması lazım. Tıbbın da hastaların da aslında hep beraber işbirliğiyle. Çünkü bir çocuk var zaten, değil mi burada? Yani bir tane gelmiş zaten. Burada zaten çocuk sahibi olmanın ötesinde de uzun vadeli sağlık sorunları açısından da bu grubu biz ilaçlarla koruyamayız. Yine dönüp dolaşıp metabolik hızlarını çözmek gerekiyor. Evet. Metabolik diyoruz ya, o cümle ne kadar önemli. Metabolizmamızı aslında biz yönetebiliriz. Gelelim mi o zaman o yere? Ne yapabiliriz? Yaşam şeklini değiştirme. Şimdi izleyen çok sorumuz var. Polikistik over hastası izleyicilerimiz. Kendi kızında bu sorunu yaşayan anneler var. Üzülüyor. Benim torunum olmayacak mı? Soruları böyle göz gezdirdiğim zaman. Nasıl bir yaşam şekli bu tedaviyi kolaylaştırır? Şimdi bizim soframız çok zor. Yani çok çok zengin tabii. Anadolu çok zengin. Karbonhidrat, burada, şeker. Evet yani işte ya, o kahvaltı ile ilgili şeyler vardır ya sosyal medyada, başka ülkelerle bizi karşılaştıran biliyorsunuz. Çok karbonhidrat seviyoruz. Çok yağ seviyoruz. Ve ürünlerimiz çoğu bunlara hep yönelik. Ama aslında biz Ege ve Akdeniz tarafında ciddi sebze üreten de bir ülkeyiz. Biraz daha Akdeniz diyetine dönmenin çok yararlı olduğu, zeytinyağlılar hafif, evet, ve işte pişirme teknikleri de burada önemli. Yani yavaş ısıyla pişirmek, sebzeleri çok öldürmemek, kuru bakliyat dışında düdüklü tencereden uzak durmak, yani sahip olduğumuz besinlerin de besin değerini azaltmadan tüketmemiz gerekiyor ama hep buradaki ana düşman belli: karbonhidrat ve şekeri kontrollü alacağız. Börekler, poğaçalar yani. Yani şekeri kesmek gerek, evet, aslında. Evet. Yani şekerle ilgili tartışmada da Türkiye'de, Amerika'da tartıştığımız obezite ile ilgili sorunları artık Türkiye'de tartışmaya başladık. Bütün sağlık sorunlarının önüne geçti şu anda obezite ile ilgili sağlık sorunları. Çocuklarımızın okullarına bir, yani veli olarak gittiğinizde hepiniz dehşete düşüyorsunuz. Ara yani öğünlerde kek veriliyor mesela. Ve çocukların çoğu çok şişman. Evet. Çünkü orada da yani çocuklar da okula beslenme çantalarında poğaçayla gidiyorlar. Yani bir bizim de, biraz daha mutfağımızda vakit geçirip sebze ağırlıklı ama proteinlerimizi azaltmadan, yani doğal besine ulaşabildiğimiz kadar doğal yumurta, serbest gezen tavuk, kırmızı et, deniz balığı, bir yanıyla da çok zengin bir bölgedeyiz. Her tarafımız deniz, her tarafımız toprak. Doğru kullanamıyoruz doğru sadece. Doğru kullanamıyoruz. Peki siz böyle söyleyince aklıma geldi. Türkiye'de daha çok görülüyor gibi bir şey söylemek yok, mümkün yok, hayır, mi? Hayır, hayır. Tüm dünyada. Hani düşünseniz Amerika'daki mutfağımız şey olan oranların, obezite oranlarını. Tabii Amerika'da. Şeyde, Orta Doğu'da da böyle. Yani Arap ülkeleri de oldukça kilolu zaten, bakınca evet, yani kuzey ülkeleri dışında aslında biraz beslenmeyle ilgili, sadece genetik faktörleri suçlayamayız bu açıdan. Evet. Bir sorumuz daha var. Polikistik over sendromu var izleyicimizde. Ben de doğum kontrol hapı kullandım. Fakat hap kullanmak istemediğim için önerilerin üzerine başka şeyler kullanmaya başlamış. Tam okuyamıyorum arkadaşlar. PET kullanmaya başladım. Bu da adetimi düzene soktu. Fakat bıraktıktan sonra tekrar adet görmemeye başladım. Bu PET hakkında bir bilgi almak istiyorum. Ne PET'iydi? Bir işte orada bir kısaltması var. Okuyayım ben hemen size. AIRIS. Böyle bir düzenleyici, yardımcı bir dış ürün bir şey mü var değil, acaba? Evet, şöyle bir şey var ama biz adet düzeni açısından hastalara şunu söylüyoruz ya, bu yaşam boyu, yani kadının üretken yaşam boyunca beraber olduğu bir durum, bir hastalık değil. Biz bununla yaşayacağız. Yani biz adetlerimiz, bütün bunları yaparken ben kadınlar artık metabolik hızlarını çözdük, 28 günde bir adet görecekler. Her şey her zaman yolunda gidecek. 12 ay boyunca 12 kez yumurtlayacaklar demeyeceğim. Evet. Biz zaman zaman seyrek adet göreceğiz.
en çok belki söylenmesi gereken şey, zaman zaman seyrek adet görmenin çok normal olduğu. Çok yani son derece sağlıklı kadınlarda evet, da bu yaşanabilir. Çünkü korun, yani bir yandan da korunmak isteyen bir grup var. O zaman bunların gebelik kaygıları oluyor. Yani evet, bizim adeti takip etmekten ya da geleneksel korunma yöntemlerinden daha iyi bir yöntem uygulamamız gerekir ki bu grupta da seyreklikte de her seferinde gebelik kaygısı çekmeyelim. Evet. Ama adet düzenleyici kullanmak, doğum kontrol yapı ya da başka bir şey zaman zaman yapılacak bir şey. Her zaman değil. Yaşam evet, boyu değil. Çünkü bunların hepsi hormon Selam. Tabii. Bir kadın biz 25 yıl polikistik overden diyelim ki çekti en çok. 25 yıl bu kadına hormon mu vereceğiz? Yani bunun vücudumuzda, meme dokusunda, kolonda, karaciğerdeki yükünü hesaplamamız evet, lazım. Evet. Toksik yük kolay bir şey değil. İzleyicimiz de mesela kullandım, düzene girdi ama şimdi reddediyorum, kullanmıyorum diyor. Ama yine bir doktor kontrolünden de şaşmayacak tabii ki. 20 yaşında izleyicimiz ultrasona bakarak polikistik over tanısı kondu diyor. Çok değinmedik ona. Aslında siz bahsettiğiniz ultrasonda evet, bunu açık ve net görüyoruz ama tüylenme evet, gibi şikayetlerin de eşlik etmesi gerekiyor diye. Adetlerim düzenli, insülin direncim yok, tüylenmem de yok diyor izleyicimiz. Hormonlara bakıldı. Hormonlar normal değerde. Bazı doktorlar polikistik over var diyor. Bazıları hormonlara bakarak yok diyor. Hastalık bu şekilde de seyreder mi? Bu tip hastalara şunu söylemek lazım. Sizin ultrason bulgunuz var evet. Ama siz polikistik over ultrasonuna sahipsiniz. Siz sendromunuz yok. Polikistik over sendromunuz yok sizin. Görüntü de var. Evet, yani artmış diyabet riskiniz yok. Artmış hipertansiyon riskiniz yok. Nispeten adet seyrekli olan kadınlara göre çok daha kolay gebe kalırsınız. Bu kadınlar kolay kilo alıyorlar ama onu uyarmak gerekiyor. Yani zayıf da olsalar o anda aging'de yaşla beraber daha kolay kilo alıyorlar. O konuda uyarmak lazım ama mesela bu normal bir kadın bu. Bu kadın tipinde yani. Yani böyle de seyreder diyebiliyoruz. Sizin jinekolojik muayeneniz normaldir demek lazım. Evet, çünkü kafası karışmış. Ekinlerden. Şimdi tam ben de soracaktım. Polikistik over'e başka şeyler eşlik eder mi? Başka hastalıklara sebep olur mu diye. İzleyicimiz polikistik over ve endometriozis hastası. Endometriozisi kısaca açar mısınız hemen? Şimdi bu ikisi birbirinden tamamen farklı. Endometriozis'te şöyle bir şey oluyor. Biz rahim içi dokumuz adeti dışarıya döken doku. Aynı zamanda da bebeklerimize ev sahipliği eden alan. Rahim içi doku her ayın sonunda kalınlaşıyor. Eğer gebelik sinyali yoksa beyin diyor ki gebe değilsin, kanayabilirsin ve adet görüyoruz. Ya da gebe kalıyor. Bu doku başka bir yerde olmamalı. Eğer batın içinde başka odaklarla bunun da sebebini tam bilmiyoruz. Yani karın zarlarının bir değişiminden bahsediliyor metaplazisinden. Biz dışarı kanarken rahim batın içinde küçük küçük odaklara kanıyor. Yumurtalıkların içinde kanadığında orada içinde sıcak çikolata gibi aslında hot chocolate gibi. O yüzden çikolata kisti deniyor. Ya diğer adıyla. Böyle kıvamı aynen onun gibi bir şey. O kendi kendine kapsülü oluyor. Bu tamamen ayrı bir şey. Bu hastanın şanssızlığı aslında özde östrojeni seven iki kaldı hocam. Tamam. Soruyu bitireyim, programı da bitireceğiz. 1.65 boyunda 50 kiloyum, kilo, yağlanma, tüylenme, erkek tipi saç dökülmesi gibi bir problemim de yok ama ilaç kullanmadığım zamanlarda kistlerin sayısı ve boyu artıyor. Ömür boyu ilaç kullanmak zorunda mıyım? Memelerde çok fazla hassasiyet yapıyor bu ilaçlar. 28 yaşında ve ailemde rahim kanseri öyküsü var. Bende de bu risk var mı? Şöyle, doğum kontrol hapları rahim kanseri riskini artırır diyemeyiz ama meme kanseri riskini uzun yaşlarda artırabilir. Sentetik hormonlar bunlar. Yani burada adet düzensizliği ile ilgili yine hap konusunu kapatıp gerekirse östrojenin etkilerini karşılayan progesteron diye başka bir hormonumuz var. Evet. Belki onunla destek olmak lazım ama bu tüylenme yok. Ne yok bu böyle aslında. Saç kilo problemi falan. Kilo problemi yoktu galiba. Yok. Evet, yani yok. Biraz daha nazik desteklerle gidilebilecek bir hastalık. Evet. Yani şunu anladık ki aslında yıllarca doğum kontrol ilaçları kullanarak rahim ağzı kanserinden korunuyoruz, kistlerden korunuyoruz gibi inanışlar hep vardı. Genç kızlar sivilce probleminde bile kullandı ama o da bir dışarıdan hormon dediniz sonuçta. Evet, bir sentetik hormon. Elbette mutlaka yeri var. Yani korunma için kullanmayalım demiyoruz ama emboli riskini artırdığını biliyoruz. Evet. Çok ciddi bir yani sorun. Dolaşımı bozduğunu. Çok dolaşımı bozduğunu biliyoruz. Yani hangimizin acaba pıhtılaşmaya meyli var bunu bilmiyoruz ki biraz dikkatli daha tedbirli olmak gerektiğini. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli, çok değerli bilgiler verdiniz. Evet sevgili izleyiciler, çok sorunuz vardı. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bugün de programı bitirdik. Gününüz güzel geçsin. Operatör Doktor Egemen Koyuncu bizimle beraberdi. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.